Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün hemen yanımda görmüş olduğunuz otomobil Renault Zoe 50 inceleyeceğiz sizler için. Şimdi biz daha önce kanalımızda Renault Zoe incelemesi yapmıştık. Diyeceksiniz ki ikinci el niye inceliyorsunuz? Sebebi şu, aracın bazı özellikleri değişti. Batarya kapasitesi arttırıldı ve daha uzun menzilli bir otomobil haline geldi. Biz de Renault'dan rica ettik. Sağ olsunlar ricamızı kırmadılar ve Zoe'nin bu yeni versiyonu 50'lik olarak geçiyor. Bu aslında 52 kilowatt saatlik bir bataryası var cihaz aracın içinde. Aracını incelemeye başladık. Şimdi her zaman yaptığım gibi ben bir genel görünüm, fiziksel görünümle başlayalım. Aracımızın şurada bir Zoe yazısı var. Görüyorsunuz burada bir logomuz var. Bu logo açılıyor. Açıldığı zaman da ne çıkıyor içinden? Tahmin ediyorsunuzdur muhtemelen. Şarj ünitesi çıkıyor. %100 elektrikli bir otomobil olduğu için cihazı, aracımızı buradan şarj etmemiz mümkün o hale geliyor. Şimdi tasarımsal olarak aslında önceki Zoe'ye fazlasıyla benzeyen bir otomobil var. Aynı zamanda 5. nesil Renault Clio, ki onu da yine kanalımızda incelemiştik. Yukarıdan linkini de görebilirsiniz. Renault Clio'ya da çok andırıyor aslında ilk baktığımız zaman. Zaten Clio üzerine geliştirmiş bir otomobil olduğu için Clio'dan ciddi anlamda izler taşıyor. Neler değişti belki onu merak ediyorsunuz. Şuraya gelelim. Farları görüyorsunuz. Şurada hemen Renault LED Pure Vision yazıyor. Farlarda arkadaşlar artık LED far tercih edilmiş. Bilenler biliyordur, bilmeyenler için söyleyeyim. Clio 5'in, yani yeni nesil Clio'nun da o modeli, o paketi alırsanız LED farla alabiliyorsunuz. Bu araçta direkt LED farla geliyor. Devam edelim. Aslında yan tarafa geçtiğimizde yine Renault'un bu çizgilerini görüyoruz. Clio çizgileri fazlasıyla görüyoruz. Bir jantları göstermek istiyorum arkadaşlar. Jantlarda bir mavi bandımız var. Aslında aracın belli yerlerinde bu mavi çizgiler devam ediyor. Mesela direksiyonda da var, öyle bir mavi çizgimiz var. Bu aracın bu elektrikli tarafını aslında işaret eden özelliklerinden bir tanesi. Kapılar otomatik olarak açılabiliyor. Bir kartımız var. Hatta onu da göstereyim ben. Yeri gelmişken şurada montumdan çıkartayım. Evet. Özel bir kartsız giriş sistemimiz var. Araca girip çıkarken bu kartı kullanıyoruz. Şöyle gösterelim. Kartımız bu. Bu kartla kapıları açmak, bagajı açmak ve diğer işlemleri gerçekleştirebiliyoruz. Bu şekilde bir kartla kullanıyoruz. Cebinizde olması yetiyor. Bir yere takmanız, bir yere koymanız gerekmiyor. Bunun dışında arka kapıda bir enteresan bir tasarım farkı var. Şimdi Clio'larda bilenler bilir, şurada yukarıda bir kapı kolu vardır. Burada ise böyle aşağıya koymuşlar. Yine gizli bir kapı kolu. Yani şöyle bir kapı kolu yok. Şurada bir parmak izi gibi bir şey var. Buna basıp kapıyı bu şekilde açabiliyoruz. Böyle bir kapı kolumuzun da olduğunu söyleyelim. Yine arka tarafta önemli bir fark var. Önceki modellerde kampana falan vardı arkadaşlar. Artık arkalarda disk olmuş. Disk olması bir tık daha iyi. Tamam, kampana kötü değil belki ama disk olması biraz daha iyi. Arkalarda artık disk olarak kullanılabiliyor. Arka tarafa geçtiğimizde yine LED lambalar bizleri karşılıyor. Daha sonra LED benzeri lambalarımız var. Böyle çok futuristik bir görüntü var. Yine arkada Zoe yazımız yine bulunuyor. Şurada da gördüğünüz gibi Zoe 50 elektrik yazıyor. Z50 elektrik olarak yazıyor. Buraya gelmişken bir arka bagaja da bir bakalım. Bagajdan da biraz bahsedelim. Bagajımız bu şekilde. İçeride şarj kablomuzu görüyorsunuz şu anda. Bunu istasyonlarda şarj etmek için kullanıyoruz. Bunun dışında aslında Clio bagajından hani biraz çok da benziyor, öyle söyleyeyim, Clio bagajına. Bu şekilde bir bagajımızda mevcut. Şimdi aracın dış görünümüne baktık. Biraz da arka koltuktaki yaşam alanına bakalım. Sonra sürüş deneyimimize devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi aracın arka koltuğundaki yaşam alanından biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi ben Clio 4 sahibi birisiyim. Yaşam alanı aslında oraya, ona çok benziyor. Onu söyleyeyim. Tasarımsal olarak hem ön koltukta hem arka koltukta böyle deri benzeri ve kumaş karışımı malzeme tercih edilmiş. Bu arada ön koltukların kafalıkları da böyle farklı bir şekilde yekpare bir tasarımla geliyor. Bunun dışında şöyle bir cebimiz var. Şurada. Hatta burada bir de kolonya buldum ben bu arada. Başka bir şey var mı bakalım. Bir de bir kağıt gibi bir şey var. Burada birileri resim çizmiş. Evet. Böyle bir cebimiz var. Buraya ıvır zıvır koyabiliyorsunuz. Şaft tüneli yani yok gibi bir şey. Çok küçük bir karış genişliğinde. Çok da yüksek olmayan, yaklaşık 5-6 santim yüksekliğinde bir şaft tünelimiz var. İki tane tip A USB çıkışı var burada. Burada oturanlar telefonlarını falan şarj edebilir. Malzeme kalitesine bakacak olsak
Sert plastik buraları. Camlar otomatik bu arada. Onu söyleyelim. Otomatik olarak açılıp kapanabiliyor. Hem önler zaten öyle ama arkalarda da bu şekilde bir tasarım söz konusu. Bunun dışında tavan çok enteresan. Onu biraz göstermek isterim. Tavanda böyle devre şeklinde bir kabartma, bir göçük şeklinde böyle bir şeyler, tasarımlar yapılmış. Bu Renault'un, Zoe'nin bu elektrik tarafını biraz öne çıkarmak için yapılmış. Ama şunu söyleyeyim. Önceki sürüm çok daha fazla futuristik bir görünüme sahipti. Bu model biraz daha böyle hani standart aslında Clio'ya daha fazla benzemiş. En azından iç tasarımı onu olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında arkada oturma nasıl, rahat mı? Ben 1.73 boyundayım. Şu anda araba da bana göre ayarlanmış durumda ön sürücü koltuğu da. Şu anda yaklaşık olarak böyle iki parmak falan kalıyor. Çok yüksek bir tavan yok. Ama 3 kişi oturabilir mi burada? 3 kişi rahat oturur. Bu arada zeminin biraz yüksek olduğunu söyleyeyim. Mesela normal otomobillerde biraz daha zemin aşağıda olur. Sebebi şu, burada aracın alt kısmında piller bulunuyor. O pillerden dolayı da zemin biraz yukarıda. Onun da altını özellikle çizeyim. Şimdi buradaki yaşam alanı aslında koltuk vesaire standart zaten. 3'e 2 oranında yatırılabiliyor koltuklar. Onu da söyleyelim. Buradan da bagajla hacmini büyütmüş oluyorsunuz. Şimdi ön tarafa geçelim. Hem sürüş deneyimi hem de aracın diğer özelliklerinden bahsedeceğim. Evet, şimdi otomobilin içine geçtik ve bir sürüş yapacağız. Ben bir yandan otomobili sürerken bir taraftan da sizlere bu araçla ilgili yaşadığım deneyimleri aktarmaya çalışacağım. Şimdi yola bir çıkalım. Bir start engine stop tuşumuz var. Bastık. Hani tabii araba bir çalışmıyor. Elektrikli bir otomobil olduğu için. Renault Zoe. Ve harekete hazır hale geliyor. Vites kolundan biraz bahsedeyim. Biz daha önce Captur incelemiştik. Captur'un da benzer bir vitesi vardı. Yeni nesil vites bunlar. Böyle küçücük, ufacık, tefecik. Sadece R, N, D olan, yani 3 tane seçeneği olan bir vites var bu karşımızda. R anladığınız üzere geri vites. N boş. D, B dedikleri iki ayrı hani drive modu var, yani sürüş modu var. B'de biraz daha rejeneratif enerji daha fazla oluyor. Araç gazı çektiğiniz andan itibaren yavaşlıyor. Biliyorsun bu rejenerasyon muhabbetinde bazı otomobillerde ayar yapabiliyorsunuz. Bu Zoe'de bir ayar yok. Hani ben işte şu kadar enerji şeyden alsın, frene basınca alsın gibi bir ayar yok. Ama bunda böyle bir hani viteste bunu çözmüşler. Bence güzel olmuş. Yani kilometre ihtiyacınız varsa D'nin B modunda kullanın. Yoksa normal D modunda da kullanabilirsiniz. Aslında D modunda kullanırken de frene bastıkça ya da yokuş aşağı indikçe bu rejenerasyon dediğimiz teknoloji sayesinde elektriğin bir kısmını geri kazanıyorsunuz. Ama B'de bu daha yüksek bir oranda oluyor. Ama tabii aracın gazdan ayağınızı çektiğiniz anda bir yavaşlama daha hızlı oluyor bunda. Hani frene daha az basıyorsunuz bu sayede ama enerjiyi daha fazla toplamış oluyorsunuz. Şimdi yola çıkalım biraz. Bakalım yolda bizleri neler bekliyor. Sessiz bir otomobil. Sessiz otomobil dedik ama bu, biliyorsunuz bu tarz araçlarda özel bir ses ekleniyor. Zoe'de de var bu. Hemen direksiyonun alt kısmında bir tane tuşumuz var. Ona bastığımız zaman ses kapanıyor. Sesi de böyle bir garip, bir uzaylı aracı gibi falan bir ses çıkartıyor bu arada. Onu da koyarım videonun içine. Şimdi yola çıktık. Sessiz bir araç. Aslında iç mekandan şimdi biraz bahsetmek istiyorum. İç mekan aslında bildiğiniz Clio. Clio'ya çok fazla benziyor. Direksiyon zaten birebir aynı. 5. nesil Clio'da gördüğümüz bir direksiyon var. Bu aracın tabii ki tasarımıyla beraber, yani 52 kWh saate çıktığını söylemiştik. Motor gücünün 52 kWh saate çıktığının andan itibaren aracın belli özellikleri de değişti. Mesela arkalar artık disk olarak geliyor. Kampanaydı daha önce. Ön farlar LED far oldu. Clio 5'in belli paketlerinde alabildiğiniz gibi. Bu arada bunda paket yok. Bir tane hani ne geliyorsa onu alıyorsunuz. Ekstra bir şey koymamışlar. Bence güzel olmuş ama yani bayağı bir dolu. Ekranımız var şu anda. Bu detaylarını göstereyim. Bir multimedya ekranımız var. Telefonunuzu vesairenizi bağlayıp kullanabiliyorsunuz. İşte sürüş modları ile ilgili bazı seçenekleri de orada yine bu ekran üzerinden görebiliyorsunuz. Dijital bir göstergemiz var. Kadran da dijital bu arada. Yani kadran dijital derken neyi kastediyorum? Normalde hani kadranlar biraz daha analogtur Clio'larda da. Üst paket almanız lazım. Üst paket alırsanız onlar da dijitale geçiyor ama bu modelde direkt dijital geliyor. Görünümünü falan çok değiştiremiyorsunuz ama şey değil. Güzel yani, hoş. İşte aracın o anki durumunu, işte enerjiyi, yakıtını vesairesini falan görebiliyorsunuz. Ne kadar yakıyor, kaç kilometre kaldı, menzili kaldı falan. Bu arada menzil meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Şimdi menzil konusu birazcık şey. Şu anda mesela ben aracı aldım. 298 kilometre gösteriyordu araçta menzil olarak. Yaklaşık bir 100 kilometre yol yaptım. 281 kilometre gösteriyor. Buradan şunu anlıyoruz.
Elektrikli otomobillerde ben daha önce kullandım, Zoe'yi de test ettim biliyorsunuz. 40'lık da o, bu 52'lik. Elektrikli otomobillerde biraz sürüş tarzınız, biraz nerelerde kullandınız, ısı şartları, yani havanın sıcaklığı da mesela çok ciddi bir şekilde etkiliyor. Eğer soğuk bir havada kullanırsanız menziliniz ciddi anlamda düşüyor. Ama sıcak bir havada kullanırsanız menzil biraz daha yüksek çıkabiliyor. İşte yokuş aşağı inerseniz menziliniz biraz daha artıyor falan. Bu rejeneratif hikayeden bahsetmiştim. Rejenerasyon teknolojisinden. Araç kendi kendine bir kısmını şarjdan geri kazanıyor. Yani tabii şöyle bir şey yok. Araç hani hep yokuş aşağı ineriz, hep şarjı doluyor. Tamam, ama bunun küçük bir oran olduğunu söyleyeyim. Öyle hani %10, %20 fark ediyor. Arabayı tamamen dolduracak bir enerjiyi mutlaka ve mutlaka şarj istasyonundan almanız gerekiyor. İçi, tuş takımları vesaire. Bu arada işte multimedya sisteminin altındaki tuş takımları Clio 5 birebir aynı. Klima tuşları vesairesi aynı. Vitesin hemen altında bir alanımız var. Orada kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. O güzel. Koltuklar falan güzel. Kumaş deri malzemesi karışık bir şekilde kaplı. Bunun dışında daha önceki Zoe'de biraz daha futuristik bir görünüm vardı aracın içinde. Açık söylemek gerekirse. Ama bu Zoe'de ne yazık ki öyle değil. Yani normal bildiğiniz Clio çok fazla andırıyor. Hani ve içeride de böyle şu göğüslükte bulunan ve yan taraflarda da biraz devamında işte kol dayamalarda falan bulunan bu şeylerde, kapı kollarında falan da bulunan kumaş malzeme dışında aslında çok öyle futuristik bir görüntüsü yok. Kumaş da çok öyle futuristik bir görüntü vermiyor. Onu da söyleyeyim. Hani bir bayağı bir değiştirmişler. Normal bildiğiniz bir Clio gibi bir hissiyatınız var. Şuraları yumuşak. Buraları yumuşak. Buraları sert. Bunun dışında hani malzeme kalitesi bu sınıftaki bir araç. Yani bu sonuçta B sınıfı bir otomobil. B sınıftaki bir araç için yeterli seviyede, onu söyleyeyim. Malzeme kalitesi güzel. Bazıları arka koltuk tarafını birazcık dar görüyorlar ama Clio genelde öyledir zaten. Bende Clio 4 var mesela. Genelde arkası birazcık basıktır. Yani çok basık değil aslında. İçi mesela ferah, yani biraz daha ferah geldi bana. Açık renk tavan nispeten biraz daha açık bir renk, yani gri bir renk olmuş. İç kısımlarsa siyah, hani gri siyah biraz dengelemiş. Bunun dışında hani direksiyonda kumandalarımız var. İşte şerit takip sistemimiz var. Çok fazla bir teknoloji yok bu arada bu araçta. Yani araç kendisi elektrikli ama işte ne bileyim adaptif cruise control falan gibi şeyler yok bu otomobilde. Şerit takip var. Bunu aktif hale getirirseniz işte sizi bir şekilde uyarıyor. Bu arada tabela okuyor. Hani 20 ile git, 30 ile git falan tabela varsa etrafta o hızları okuyarak sizi yönlendirebiliyor. Böyle bir özelliği de var. Peki gelelim sürüş hissiyatına. Zoe'yi kullanmıştık. Orada da anlatmıştım ben testini. Uzun uzun öyle 50 dakika 40 dakikalık uzun da bir test yapmıştık. Orada da söylemiştim. Şimdi elektrikli bir otomobil olduğu için torku anında veriyor. Ve bu aracın 52 kWh gücünde bir pili var. 80 kW'lık da bir motoru var. Şimdi biraz daha güçlendirmiş. Daha önceki sürümde 40'ta o da 300 km yapıyordu. Bu 395 km deniyor. WLTP standartlarına göre menzili. Tabii ki bu menzili siz hani gerçek hayatta İstanbul trafiğinde vesaire de ortalama bence 300 km'yi rahat görürsünüz. Benim şahsi fikrim. Tabii söylediğim gibi, az önce de bahsettiğim gibi, nerede kullandığınıza, nasıl kullandığınıza bağlı olarak bu menzil de değişebiliyor. Peki şarj meselesinden biraz bahsedeyim. Şimdi bunda DC şarj da var. Yani bilenler biliyordur, bilmeyenler için söyleyeyim. Hızlı şarj da var bu otomobilde. Hızlı şarj olduğu zaman tabii ki biliyorsunuz çok daha hızlı şarj oluyor, adından da anlaşılacağı gibi. Hızlı şarj nerede lazım? Onu bir kere açıklamakta fayda var. Şimdi bu otomobilin kullanım senaryosu şöyle arkadaşlar. Siz şehir içinde kullanacaksınız bu otomobili ve hani işe gideyim, işte işten eve geleyim, çeşitli işlerimi halledeyim vesaire vesaire. Tamam, burada sorun yok. Ve bu aracı bence alacaksanız eğer, mutlaka ve mutlaka, sadece bu araç için söylemiyorum, başka elektrikli otomobiller için de bu geçerli. Evinizde ya da iş yerinizde, bilmiyorum nerede yani en çok vakit geçiriyorsanız, bir tane şarj istasyonu olmalı. Bunları 4000 lira, 5000 lira, 6000 lira, hani gücüne göre değişiyor fiyatlar tabii ki, o yüzden farklı bir fiyat aralığı söylüyorum. Evinize kurdurabiliyorsunuz. Bunu kurdurduktan sonra aslında bu senaryoda çok mantıklı ve makul. İşte doların uçtuğu, benzinin, işte motorinin işte fiyatlarının 10 TL'ye yaklaştığı bu günlerde, ki ben en azından bu çektiğimde 8 küsurlardaydı hem benzin hem dizel, mazot yani. Çok da makule geliyor açık söylemek gerekirse. Diyeceksiniz ki bunun bir satın alım maliyeti var, ona hesaba katmıyor musun? Evet, katıyorum, ona katarak da söylüyorum. Birazdan fiyat tarafında bahsederken bunları da söyleyeceğim. Ama hani bence bu senaryo daha mantıklı. Ha, DC az önce bahsettim. Nerede kullanılıyor? DC şarj şurada kullanılıyor. Uzun yola çıkacaksınız ve vaktiniz yok. Çünkü
AC dediğimiz, AC şarj dediğimiz, işte evlerde de kullandığımız standart priz ve biraz daha güçlü olanlarından da bahsediyorum. Şarjlar biraz daha yavaş şarj ediyor. Yani yavaştan kastettiğim şu. Mesela işte 22 kW'a kadar destekliyor bu cihaz, bu araç şarjı. Çünkü aracın da desteklediği bir güç olması gerekiyor, maksimum güç. 22 kW'a kadar AC şarjı destekliyor. Bu da yaklaşık 4,5 saatte size aracınızı şarj edeceğiniz anlamına geliyor. Yani 4,5 saatte bu aracı 0'dan 80'e kadar yanlış hatırlamıyorsam şarj ediyorsunuz. Bir tablo koyacağım videonun içinde. Ondan da siz de kendiniz de görebilirsiniz. Hani kaç dakikada şarj oluyor, nasıl şarj oluyor vesaire gibisinden. Oradan da siz de bakabilirsiniz. Peki DC şarjda nasıl oluyor bu işler? 0'dan 80'e, %80'e kadar yaklaşık olarak 1 saatte şarj oluyor ki 1 saatte hani neredeyse aracınızın tamamını şarj edebiliyorsunuz. Tabii 80'den 100'e çıkması biraz daha uzun sürüyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ama rakamlar güzel. Hani bu sürede hızlı şarj edebiliyorsunuz. Uzun yolda DC şarj gerekiyor. Ama DC şarjın şöyle bir sorunu var. Pahalı. Her yerde yok. O yüzden hani ancak uzun yolda kullanabileceğiniz bir teknoloji. Ha, şehir içinde de kullanabilirsiniz ama çok ciddi bir maliyet getiriyor. Dakikası 3,5 lira mı 4 lira mı ne falan. Mesela şarj istasyonlarından bahsediyorum. O tarz bir şarj istasyonunu eve kurmaya kalkarsanız da 40-50 bin euro gibi böyle fantastik rakamlar. Yani mantıklı bir şey değil eve kurmak, açık söylemek gerekirse. Bunun senaryosu şu. Kullandığınız aracı eve geldiniz, taktınız prize, şarj olsun. Ama o prizde standart bir priz olursa 23 saatte şarj ediyor, onu da söyleyeyim. Yani 220 volttan da şarj alıyor ama uzun sürüyor tabii ki haliyle ve doğal olarak. Ama eve bir tane işte 22 kW'lık, 11 kW'lık, 7 kW'lık bir şey yaparsanız 7-8 saatte kadar hani çıkan süreler var. Onları söylediğim gibi tabloda göstereceğim ekranda. Ne kadar sürede neyi şarj edebildiğini siz de görmüş olacaksınız. O şekilde kullanabilirsiniz. Ben kişisel olarak elektrikli otomobili çok seviyorum. Ve ciddi olarak da şey görüyorum. Elektrikli otomobillerin geleceğinin olduğunu görüyorum. Ama tabii ülkemizdeki fiyatlar yüksek. Efendime söyleyeyim. Vergiler yüksek, euro yüksek, dolar yüksek, her şey yüksek. O yüzden çok makul oluyor mu olmuyor mu ayrı tartışma konusu. Aracın akselerasyonundan biraz bahsedeyim. Doğrudan torku tekerleklere aktardığı için çılgın gidiyor, öyle söyleyeyim. Öyle söyleyeyim. Çok deli gibi hızlanabiliyor. Tabii ki bu deli gibi hızlandığınız zaman da pili daha hızlı bitiriyorsunuz. O yüzden ben öyle çok agresif bir kullanım önermem elektrikli araçlarda. Motosiklet içinde böyle, otomobil içinde böyle çok deli hızlanırsanız o da deli bir şekilde bitiyor şarjı. Yani pilden yiyorsunuz. Peki belki aklınıza şu soru gelebilir. Bu araç yolda kalır mı? Kalırsa ne yaparız? Hani şimdi benzinli ya da dizel bir otomobilde kaldığınız zaman ne yapıyorsunuz? İşte bir yerden bidon alıyorsunuz, birinden rica ediyorsunuz vesaire çözüyorsunuz ama bunlarda öyle bir şey yok. O yüzden iyi hesap yapmanız gerekiyor. İstasyon nerede var, ne kadar şarj ettim. O yüzden ben dedim hani akşam koyun şarj edin, sabah alırsınız gibi espriyi aslında biraz ondan yaptım ben. Çünkü aksi takdirde hani ben bunu alırım şöyle kenarda bir yerde şarj ederim gibi bir kurgu yok. Bilmeniz lazım. Ha, şehir içinde birçok yerde var. İstanbul için söylüyorum. Büyük şehirlerin çoğunda da var. Şehirler arası yola çıkacağınız zaman da DC şarj istasyonlarını kollamanız gerekiyor. Bir abonelik almanız gerekiyor oradan. O hangisinden alacaksınız? Var birkaç tane böyle hizmet veren. Onlardan abonelik almanız gerekiyor. O şekilde bir kullanımla aslında meseleyi çözersiniz. Ama dikkat etmeniz gerekiyor. Yani benzinli araba gibi değil. Şuradan bir bidon elektrik alayım falan gibi bir durum yok. Jeneratör mü taşıyacaksınız yanınızda falan. Öyle espriler, öyle olaylar da olmuştu geçmişte. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor. Ben geleceğin otomobili olarak görüyorum bu araçları. Çok açık ve net söyleyeyim. Ve gelecekte bu tip araçların sayısı çok artacak. Bu şu an geçiş dönemi. Hibrit var, bilmem ne var, şu var, bu var. Onlar da zamanla yerini tamamen %100 elektrikli araçlara bırakacaklar. Menzillerin artması lazım tabii ki. 395 WLTP diyor da 300-350 çok rahat görürsünüz şehir içinde bile. 300 kilometre şu anda bence İstanbul gibi bir şehirde bile hani kuryelik falan yapmıyorsunuz yeter. İşten eve, evden işe gidip geliyorum. Hani 20 kilometre yolum var. Git gel 40 kilometre yaparım. Çok rahat yeter. Gelin fiyatına. Şimdi fiyat meselesi şöyle. Bugünlerde dolar euro kuru çok arttı ve fiyatları güncelliyorlardı ama en son baktığımda 360 bin civarındaydı bu otomobilin fiyatı. Diyeceksiniz ki ya ben işte bunu alacağımı şunu alırım, bunu alırım. Tabii ki yani onu alırsınız, bunu alırsınız. Benzinli veya dizel sürümlerini de alıp yani neredeyse 250 bin liraya falan şu aralar bir dizel ya da benzinli bir otomobil 250 bine dizel de bulunur. Bulunur diye tahmin ediyorum. Clio'da yok artık, dizeli kaldırdılar da benzinlisi var mesela. 250'ye falan bulursunuz. Bulabilirsiniz daha doğrusu, araba alırsınız. Genelde bulunmuyordu, ayrı konu. 250'ye aldığınızı varsayalım. Arada bir 110 bin lira bir fark oluyor.
Hani bunu ben çevreci bir araba aldım işte efendim şöyle az yakıyor maz yakıyor diyor 110 bin lira verilir mi? Ayrı konu, o sizin tercihiniz. Yani ben verir miydim? O kadar param olsa düşünüyorum ben hala ciddi ciddi. Ama ben şunu da düşünüyorum, şimdi yine Renault grubun Dacia Spring diye bir otomobili gelecek. Onu biz kanalda inceledik. Çok da ilgi çekiyor o tarz videolar. Çünkü uygun fiyatlı bir otomobil olacak. Eğer kurlar uçmazsa yine. En azından şu anki kurlarda 200 bin lira getirmeye çalışıyorlardı en son ama şimdi kurlar da bayağı arttı. Şu anda ne olur açıkçası çok bilmiyorum ben de. O da çok güzel bir araba ve fiyatı uygun. Onun tabi pili daha düşük. 23 kilowatt saat olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. 230 kilometre falan bir menzili var ya da o da 200'ü falan bulursunuz maksimum. 170-180'i bulursunuz. Hani ona da bir bekleyin derim, 2022'de getirmeye çalışıyor onu Dacia yani Renault grubu. Türkiye için söylüyorum. Avrupa fiyatı da 10 bin euro civarında. Ülkeden ülkeye değişiyor. Teşvikler falan var çünkü. 10 bin euro ile 16 bin euro arası değişiyor yurt dışı fiyatı. Türkiye'ye 200 bin liraya getirmeye çalışıyorlar. Gelirse elektrikli otomobil için bir devrim olur. Çünkü bu araçlar hala pahalı. Yani şu aracı almaya kalktığınızda Clio'dan bahsediyorum. Başka markalarda koyabilirsiniz ama benzer bir Clio'yu 100-110 bin lira daha ucuza alabiliyorsunuz. Tamam o benzinli bilmem ne. İşte benzinli onun da bir yakıtı var tabii ki ama 110 bin lira cebinizde kalmış oluyor. Kaç kilometre yapacaksınız ki o 110 bin liralık şeyi amorti edeceksiniz aradaki farkı filan. Detaylı hesaplar ama çok da detaylı hesap yapmaya gerek yok. Yani 300 bin lira civarında olsa alınır da 360-370 tabii ki bu şu anki fiyatta söylüyorum 360'ı bu arada. Belki daha da artacak onu da söyleyeyim. O yüzden çok alınıp alınmayacağı biraz muallakta. Evet çok uzattım biliyorum ama anlatacak çok şey vardı. Aklınıza takılabilecek bütün sorulara da yanıt vermeye çalıştım. Şimdi kapanışa geçelim ve videomuzu bu şekilde kapatalım. Evet bu videoda sizlere Renault Zoe'nin 50 olarak geçen, ZE50 olarak geçen modelinin özelliklerini anlatmaya çalıştık. Önceki modele göre daha fazla bir menzil sunan bu otomobil özellikle geleceğin aslında karşımıza çıkacak olan, gelecekte karşımıza çıkacak olan teknoloji açısından bize ipuçları veriyor. Ben kişisel olarak elektrikli otomobili çok seviyorum. Ne yazık ki güzel ülkemizde hala fiyatları birazcık yüksek ama önümüzdeki birkaç yıl içinde ben bu dengelerin değişeceğini umuyorum. Çünkü ülkedeki elektrikli otomobil sayısı çok daha arttı. Artık birçok seçenek bulmak mümkün. Farklı markalarda da ki Renault bu anlamda öncü markalardan bir tanesi uzun yıllardır %100 elektrikli Zoe modelini Türkiye'de satıyor. Onu da altını özellikle çizeyim. Bu araçla ilgili merak ettiğiniz benim anlatmayı unuttuğum detaylar olabilir. Hiçbir şekilde çekinmeyin. Yorumlarda bize soru olarak sorun. Hepsini okuyacağız. Elimizden geldiği kadar da hepsini yanıtlayacağız. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter, Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Aynı zamanda sizden özel de bir ricam var. www.teknolojioku.com adresine de hepinizi bekliyorum. Orada da güzel haberlerimiz, güzel içeriklerimiz var. Renault Zoe'nin videolu ya da videosuz birçok haberini de yine sayfalarımızda bulabilirsiniz. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.